Evet, güzel bir yol daha buldum arkadaşlar. O yüzden bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum sizinle. Şöyle ilginç. Hem yeşillikli hem de eski eşyaların olduğu bir yer buldum. Kaydımız kayıtta. Evet, toplumumuzun kanayan yarası olan... ...kendi işine bakmadan, kendine bakmadan... ...size laf yetiştiren ve sizin işinize karışan kanser akrabalar arkadaşlar eş dost ve hatta hiç tanımadığınız insanlar hiç tanımadığınız hiç bilmediğiniz insanlar mesela en çok aldığım sorulardan bir tanesi çocuğun var mı yok neden yok mesela sor bana sor çocuğun neden yok sordun mu sor eee Annen menopoza girdiği için yok. Evet cevabım bu. Çocuğun neden yok? Annem menopoza girdiği için yok. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar zamanında maddi durumum uygun değildi. Ee, eğer ki yapsaydım Allah rızkını verir diye bir şekilde büyürdü ama benim bu projelerim hayata geçemezdi. Hani şu şey vardır ya arkadaşlar. E, yaramaz çocuk veya yaramaz herhangi başka bir şey olan dizilerde komedi dizilerinde işte haylazlık bilmem kimin haylazlıkları gibi işte genelde şey olur o kişinin olmadığı alternatif bir dünyayı görürler bir bölümde ondan sonra da işte o anne baba çok böyle zengin ondan sonra çok iyi durumda maddi durumu falan çok iyi ama şey diyorlar ya hayatımızda bir boşluk hissediyoruz falan ayakları yaparlar. İşte ben o alternatif dünyadayım abi. Ama hayatımda bir boşluk hissetmiyorum. Kaçınız annenize babanıza beni neden dünyaya getirin amk dedi. Efendim hepiniz mi? <laughs> evet dünyanın en iyi annesi ve babası. Daha doğrusu dünyanın en iyi babası ben olduğum için çocuğumu baştan dünyaya getirmedim. Her neyse o zamanlar maddi durumdandı. Şimdi ise bütün sistemin, bütün düzenin buna artık oturmuş olduğu için bana bedava çocuk da verseler istemem açıkçası. Evet, sevgili dostlarımız ağlıyor. Buradan devam edeceğiz büyük ihtimalle. Ondan sonra tabii ki bu da yetmez. İşte neden şey, çocuğun yok mu yok, neden yok. Ondan sonra tabii şeyini söylersin, cevabını söylersin o da yetmez falan. Ama olmaz mı bir tane? İyi dön dön yapalım bir tane. diyeceksin abi. Bunu diyen erkek oluyor ama <laughs> olsun. Gene de diyeceksin dön yapalım bir tane diyeceksin abi. Yani toplumumuzun kanayan yarası. Evlenirsin, düğün yapmazsın, alakasız insanlar arar seni. Neden düğün yapmadın? Yazık işte param mı yok? Paran yoksa işte ayarlarız. Ondan sonra para veremediysen işte benim bir tanıdığım var ucuza yapar. <laughs> Akraba terörü. <laughs> Onun haricinde yine şeye neden geldin? Türkiye'ye neden geldin? Bir de şey vardır ya arkadaşlar yanlış anlamazsan. Yanlış anlamazsan kanka yanlış anlamazsan Türkiye'ye neden geldin? Neden olacak? Anneni özledim. Hadi sor. Sordum mu? Cevabım bu. Anneni özledim. <laughs> Olay ne biliyor musunuz? Cevabı da bir de kabul etmiyor ya. Bak ben sen çeneni kapatasın diye yuvarlak bir cevap veriyorum sana. Yani ben sana aslında bir açıklama yapmıyorum. Sana açıklama yap... Yani seni kale alıp sana açıklama yaptığımı mı sanıyorsun sen? Hani sana kendimi kabul ettirmeye çalıştığımı mı sanıyorsun abi? Sana açıklama falan yapmıyorum. Ben sana sadece olanı söylüyorum. Yani sana bir şey söyleyeyim, yuvarlak bir cevap vereyim, çeneni kapat diye. Ama o da yetmiyor ki. Acaba şey desem, harbiden çenelerini kapatla anneni özledim mesela. <laughs> Neden düğün yapmadın? Annen kıskandı. Neden çocuk sahibi değilsin? <laughs> Ben de ben de abi şey e, gamercılar gibi gamer bazı tabi bazı gamer e, şeyciler gibi streamerlar gibi sürekli böyle anabacı mı yapsam millete sürekli anabacı yapsam susarlar mı acaba merak ediyorum gerçekten. Evet gerçekten arkadaşlar ya bak ben de insanlara bir şeyler söylemek istiyorum o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki. Abi diyor şunu yapacağım, şunu yapacağım diyor çok iyi para kazanacağım. Cık. Susuyorsun, bir şey demiyorsun. Sigara ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir iki bir şey söylüyorum, sonra fark ediyorum yani insanları çok böyle rahatsız etmek ters tepiyor. Umarım benim kameraman çarpılmaz. Çarpılmadı. <laughs> Burada mesela arkadaşlar ben sürekli size bir şeyler söylüyorum ya işte öğüt veriyorum sürekli şunu yap bunu yap değil mi? Ama mesela normalde görsem söylemem. Çünkü aradaki fark şu işte ben söylüyorum ortaya sen dinlemek istiyorsan dinliyorsun dinlemek istemiyorsan kapatıyorsun. Birçoğunuzun şunu yaptığının farkındayım işte sigara ile ilgili konuştuğum zaman çat kapatıyorsunuz. E ya kapat abi ama mesela ben seni yakalayıp da sana böyle şey yapmam, içmeyeceksin bana. Yani çok değer veriyorsam bir iki söylerim çünkü ben mesela o noktada kesin em, eminim haklı olduğuma yani haklı olduğuma kesin eminim. Ona rağmen çok rahatsız edici konuşmamaya çalışıyorum yani. Evet şehire indik, doğadan geldik, şehire indik. İşte böyle arkadaşlar, toplumumuzun kanayan yarası. Bu arada manzara nasıl? Süper değil mi? Ciddi ciddi bak Amerika'da bir sene kaldım. Harbiden şu muhabbet yok biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kendi işini salıp başkasının işine bu kadar karışan insanlar yok. Acaba bu şey mi ya gene? Ortadoğu'nun kanser olaylarından bir tanesi. İnsanlar neden bu kadar kendi işini gücünü bırakıp başkasının işine kafayı bu kadar takıyorlar abi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Harbiden toplumumuzun kanayan yarısı mı? Harbiden geri kalmamızın sebeplerinden bir tanesi mi? Herkes kendi işine baksa süper olmaz mı abi? Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Şehre geldik gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın.